Arkadaşlar hepinize selamlar. Şu anda Diyarbakır'ın en sıkıntılı mahallelerinden olan Bağlar Mahallesi'ndeyiz. Bağların ne kadar sıkıntılı olduğunu anlatmama gerek var mı? Buranın sıkıntısını nasıl anlatabilirim abi? Buranın ne kadar sıkıntılı bir yer olduğunu. Şöyle gelsene abi ortaya. Yabancı olduğu için biraz çekinebilirsin bir kere. Biraz çekiniyorum zaten şu an. Yani çekinmesen normal olmaz bir kere. Arkadaşlar buradan bir giriş var mahalleye ama nereye çıkıyor bilmiyorum. Bir de şort giymişim abi ben. Yani zaten senin şort giymen bir kere falsın. O yüzden sıkıntı yani. Arkadaşlar Bağların içine doğru gidiyoruz. Sıkıntı olmaz inşallah. Gidelim Bağların içine doğru abi. Abi şimdi Bağlar Mahallesi niye bu kadar sıkıntılıyım abi? Genelde burada maddi durumu düşük olan insanlar var. Hani o yüzden yani o tür insanlara böyle nasıl söyleyeyim? Okuma güçlüğü çeken. Evler niye bu kadar yakın abi? Bir bak. Şuna şöyle yani kaç 2 metre mi bura? Bunlardan daha yakın evler var aslında. Yani bu normal yani onu söyleyeyim yani. 1 metre gelişinde olan yerler de var. Çünkü çoğu eski yapı. Araba girebiliyor mu ki bu sokaklar? Yani belki şuraya girer ama iki sokak öteye giremez. Evet. O yüzden yani buralar biraz tehlikeli, genelde tehlikeli insanlar. Şimdi ben Ankara'dan geliyorum zaten. Ankara'da bildiğiniz gibi Çin Çin Mahallesi var. Adana'da Hürriyet İyi Mahallesi yani var. Üçünü bir pay biçtiğimizde, hatta İstanbul Tarlabaşı Çukur'da pay biçtiğimizde hangisi daha sıkıntılı ya yani? Zaten şimdi oralara gidenler de bu mahallenin çocukları. Evet. Yani oraları o hale getirenler de bu mahallenin çocukları yani. Şimdi buradan kapıp gitmişler. O yüzden yani zaten gittiğimiz zaman göreceksiniz yani. Hatta ben sizi tehlikeli sokaklara sokmayacağım. Yalnız... Çünkü bu kamerayla senle gitmeye gidemem yani. Öyle yalnız mahallenin tatlılığına bakar mısın abi? Şöyle mahallenin işte. Çok tatlı bir mahalle ya. Bebebelik bunlardan. Zeki ve Zeki hocamızdan da. Zeki hocamızdan. Kedilere sıkma gömüştünüz yani. Ha doğrudur hocam. Biz Bağlar Mahallesi'ni çekiyoruz da. Evet hocam. Ankara'dan geldik. Ha, size bir şeyler hoş gelmişsiniz. Demek ister misiniz mahalle hakkında? Valla 45 senedir buradayım. 45 senedir. Ha, elhamdülillah 45 senedir buradayız. Yani kendi mahallem için diyorum ha. Evimi tesislere taşımışım ama sürekli genelde buradayım. Biraz sıkıntılı bir mahalle diyorlar buraya. Doğru mudur? Ya bilmeyene sıkıntılıdır. Bilene sıkıntılı değil hocam. Bizim yani bizim için sıkıntı yoktur. Şimdi mesela hepsi bizim gençlerimizdir, kardeşlerimizdir. Hani bilmeyene sıkıntı gibi gelebilir ama sıkıntılı değil. Sıkıntılı değil. Yani şimdi başka bir mahallede kavga olsa farklı şeyler olur. Bizim burada kavga olsa büyükler ortaya girdi mi dava bitiyor. Herkes birbirini biliyor yani. Yok hani küçükten büyüğe kadar herkes birbirini tanıyor. Yani bir sıkıntı yoktur. Ama benim canlarım da bunlardı. Bunlar hep sen mi bakıyorsun hocam? Hocam he bunların çoğunu böyle yavruyken böyle hani ölmek üzereyken bunu büyütüyorum. Sahipsizken. Yani şu ana kadar 2 senede yaklaşık 70-80 tane sahiplendirdik. Vallahi. Tabii daha bir de yan tarafta dükkan var onlar için. Orada daha var ki yavruyken. Ne kadar sıkıntılı bir mahalleymiş görüyorsunuz değil mi? Şimdi tehlikeli yönden bakarsan o yanın sıkıntılı. Şey yapıyorum. İnsanımız cana yakın. Hani atıyorum hani mesela siz yabancı geldiniz, başka şehirden gelmişsiniz. Yani biz size her türlü saygıyı gösteririz yani, misafirperverliğimizi gösteririz öyle söyleyeyim. Eyvallah. Yani. Vallahi geldik burada, her şey güzel, gayet yerli yerinde. Bu beyler bir saniye, YouTube videosu çekiyoruz kanka. Daha önce Adana Hürriyet'e gittik, Ankara Çinçin'e gittik, Tarlabaşı'na gittim, daha nasıl olmadı. Oralarla buraları kıyaslıyoruz. Bura nasıl sence? Ya burası bura çok farklıydır abi. Sıkıntılı diyorlar. Sıkıntı mı? Yo niye sıkıntılı? Millet kötü anlatıyor diye sıkıntılıydı. İşte niye kötü anlatıyorlar burayı? Ya şey kötü anlatıyorlar lan her adı çıkmış. Adı çıkmış havalar. Ama havalar milleti gayet iyi insan yok ha. Yani. Yani geldin gördün kendi gözünle. Tabii. Farklıyız. Bura pamuk gibi mahalle arkadaşlar. Ya. Vallahi mis gibi. Bir de çok güzel evler mevler. Abi gittikçe sanki labirent gibi oldu mahalle. Buradan buraya sağdan sola soldan sağa. Biz daha tam içine girmedik. Tam içine girsek o zaman işler değişecek. Daha buranın da mı içi orada? Aslında şu... Harbi mi? Şuradan iki sokak öteye geçemeyiz. He. Yani tamam ben geçerim ama bu şekilde geçemeyiz. Öyle söyleyeyim. İki sokak öte sokaklar sayar. Şura bir yani, mi oluyor abi? Şurası bir, orası iki, ondan sonra geçelim. Köşeden sonra. Ondan sonra şu tehlike bastı. Biz nereye gideceğiz şimdi? Yine oraya gideceğiz. O zaman mı gideceğiz? O tarafa gideceğiz.
Bakalım ne olacak. At. Ya bir şey olmaz, ben sevdim Bağlar Mahallesi. Yani gelip sıkıntı çıkartacak olmaz. Ama orada nasıl söyleyeyim, farklı işler dönüyor öyle. Yani karanlık işler. Yani sıkıntılı işler. Sıkıntılı işler. Öyle söyleyeyim. Diyarbakır'ın o tehlikeli insanları artık burada yaşıyor son 5-6 senedir. Sokağa çıkma yasaklarından falan filan da derken insanların hepsi şu an burada toplandı. Sokağa çıkma yasaklarından? Tüm karanlık işler burada dönüyor yani. Sokağa çıkma yasaklarından burada sokağa çıkıyorlar mı? Çıkıyor mu yani? Yani burada, yani burada çıkılmıyordu. Tamam hani yine yerde insanlar her türlü çıkıyordu. Sen ama korkarak çıkıyordu. Korkarak çıkıyordu yani. Hendek savaşlarında şu çizginin ötesi sınırdı mesela. Hendek savaşı. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü hem buradan ötesi dar sokaklar var. Hem de evler yan yana olduğu için bayağı tehlikeli yani. Yani burası mesela ben şu an normal olarak gitsem böyle. Elimi kolumu sallayarak nereye kadar gidebilirim? Yani yine gidersin ama sırıtma. Sırıtmaman lazım yani. Yani bir kendinden emin yürümem lazım değil mi burada? Evet, evet kesinlikle. Kendini taşımalı. Yalnız bunlar arasında hala ben. Dükkanlar var. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Ne tarafa doğru gidelim abi? Buradan bu taraftan mı? Abi çeksene bir. Buradan başka bir yer açıldı ya kanki. Şehir ben dövmelerin anlamı evet. Nedir bu dövmelerin? Bu dövmelerin anlamı bana göre kendimce bir şeyler yaptım. Anladım, güzel aynen. Olmuş. Şurada da bir şeyler güzel olmuş. İsim ne? İsim Azat. Azat. Aynen. Azat, Bağlar hakkında bize demek istediğin bir şeyler Bağlar var mı? Bağlar hakkında seni YouTube'da görüyorduk. Evet, hürriyetten mi daha tehlikeli buralar? Ya aslında sen aynı model. Hı. Aynı model. Satılıyor. Hı. Hani, belli anlaşamam. Biraz sesli konuşsana, ben onları kırparım siz şeyleri. Tabii, sıkıntı yok. Satılıyor. Hani bazen işte Hürriyet de buranın farkı neresidir? Orası Adana, burası Diyarbakır. Diyarbakır her zaman daha tehlikeli. Değil mi? Ben, bana göre. Sizce Diyarbakır gençleri her zaman böyle daha tehlikeli. Diyarbakır gençleri her zaman daha bir adım önde diyor. Tabii. 19. Hadi bakalım, ileriye doğru gidiyoruz. Var mı başka demek istediğiniz? Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Eyvallah, görüşürüz. Bir şey olursa numaramı vereyim, istiyorsanız gezdiririm buraları. Eyvallah, teşekkür ederiz. Selametle. Girelim abi, sıkıntı yok. Selamünaleyk. Bizim mahallenin muhtarı İlhami abi. İnternete video çekiyoruz ya, Bağlar Mahallesi hakkında. Böyle dolanıyoruz mahallede. Bir sıkıntı olur mu? Yok, bir sıkıntı. Mahalle muhtarımız bir sıkıntı abi, sayılar. Tanışalım. Ya böyle biz Ankara'dan geliyoruz normalde. Çevre illerde Bağlar Mahallesi sıkıntılı mı? Tehlikeli mi? Öyle bir şey yok. Onlar tehlikeli. Bizim insanlar kendi kendine tepki yaratıyor. Tehlike yok. Bağlar yok aynen. Bizim yani bazı gençlerimiz böyle şey oluyor. Onlar da işsizlikten dolayı bu sorunlar yaşıyorlar. Şu, yani şu anda durum iyidir. Şu anda Ankara. Mahallemiz güzel Bağlar Mahallesi. İyidir. Tehlike ne konusunda? Ya bu işsizlik konusunda yok. Hangi anlamda? Tehlike hiçbir konusunda yok ki. Ya böyle ne bileyim sıkıntılı diyorlar. Yok öyle bir şey yok. Ben anladım öyle bir şey yok. Çok şükür yok öyle bir şey. Sıkıntı yok. Sıkıntı şu anda işsizliktir. Evet. Şu anda en fazla işsizliktir. Başka hiçbir şey yok. Biz biraz daha ilerlere doğru gideceğiz. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet samimi mahalle. Gayet güzel mahalle. Ve İnsanları da gayet anladın değil mi abi? Aynen. Ben bir sıkıntı göremedim. Nereden? Sıkıntı işte. Baksana darama darama. Ama abi biraz eski mahalleler gibi. Böyle ne bileyim şey gibi. 1997'li yıllar gibi. Buradaki evler en az 40 senelik yani. Valla? 40 senelik gördüğünüz gibi çoğu yakışıyor yani. Maddi imkansızlıklardan dolayı. Aslında muhtarımızın demek istediği de yani. Yani insanlar iş gücü yok. O yüzden ben birazdan sağa sola sarıyorum. Yani o yüzden. Abi selamünaleyküm. Abi Ankara'dan geliyoruz da biz. Tamam. Abi beni çekme. Ha tamam. Peki. Amca selamünaleyküm. Selam. Ben bize çekme abi. Tamam. Çekme. Beyler küçükler kenara. Kardeşim selamünaleyküm. Kameraya karşı bir alışkın değildir ama yavaş yavaş olur. Böyle selamlar kimin?
Bağlar Mahallesi çevrelerde sıkıntılı gibi gözüküyor. Sizce nasıl? Mahalleyi biraz anlatır mısınız bize? Mahalle güzeldir abi. Var mı bir sıkıntısı? Yok, herkes halinden memnun. Ya ne bileyim, buraya giren sağ çıkamaz, vururuz, keseriz, öldürürüz. Buralı olmayan abartı ya be. Doğru. Doğru değil mi? Buralı olmayan abartı. Burada yaşayan böyle, buralı olmayan abartı. Evet. Atıyorum mesela Ankara Çinçin Mahallesi pis bir yerdir. Aynen. Pis olsaydı kimse orada yaşamaz. Doğru. Hani sevgili abi. Herkes halinden memnunum. Kıyaslarsan Çinçin'le, Hürriyet'le burayı kıyaslarsan. Yo, hepsi aynıdır abi. Hepsi aynıdır, evet. Bir sıkıntı yok. Yok. Abi o sahnenizi alabilir miyim? Ne dinliyoruz? Abi Diyarbakır bağlar hakkında tehlikeli, sıkıntılı diyorlar. Sıkıntılı bir yer. Sen buraya geldin mi? Biraz yakın alın değil mi? Abi tehlikeli bir şey görmedim. O zaman sıkıntı da yok. Ama benim görmemem onu şey yapıyor mu yani? Buradasın. Kaç saattir geziyorsun buralarda? Bir saattir falan, bir saatten fazla geziyorsun. Bir sıkıntı gördünüz mü? Görmedim. O zaman Allah'a emanet. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Noktayı koydu abimiz. Sağ olasın abi, teşekkür ederim. Yok, bence yok bu abi. Sıkıntının mahallede gayet güzel mesela, eski yerleşmiyor yani. Peki niye öyle diyorlar? Burada bıçaklanma oluyormuş, ya, bıçaklanma, silahla çatışma. Ya genelde burada mesela varoş kesimin oturduğu, mesela fakir kesimin oturduğu bölge olduğu için hani ister istemez sıkıntılar oluyor yani. Reis yani, problem yok yani. Ama normal genele baktığımızda bir problem yok. Yani şimdi yok, buradasınız, kimseyi bıçaklandığını gördünüz mü siz? Bugün burada evimiz yok, kalsak kalabilir miyiz? He, mesela evimiz yok, burada kalsak. Yok abi, burada kalmazsınız, bir sokak ötede kalırsınız yani, problem yok. Sıkıntı yok. Mesela sen bu akşam bizi misafir eder misin? Ederim abi, niye etmeyeyim? Baş göz üstüne yerin var abi, sahip etmişsin ya. Allah razı olsun. Misafir de ederim, yemek de yedirim valla. Ne bileyim abi, çay da ısmarlarım. Bizim insanımız kaçmaz hayatta yani. Bizim insanımız kaçmaz Türkiye'de. Var var, hepimiz kardeşiz abi. Kesinlikle. Kıblamız büyük, Kur'an'ımız büyük, Peygamberimiz aynı. Niye abi bizi misafir etmeyelim, birimize almış olmayalım? Vallahi çok sağ ol abi. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bağlar Mahallesi bizi çok güzel karşıladı, çok güzel misafir etti. Tüm Bağlar Mahallesi'ne de teşekkür ediyoruz. Esselayın çocuklar, esselayın. Hepimizi seviyoruz arkadaşlar. Çakır çağlayın, çakır çağlayın. Bravo.